Bir bekle. Tamam bekle. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Thor'la bir yürüyüşe çıkacağız. Kendisi şu anda enerji patlaması yaşıyor. Önce bir enerjisini atmak için serbest bırakalım. Ardından yemeğini verelim. Hem çiğ beslenmede neler yiyonu görmüş olursunuz. Yürüyüşümüzü de bu sefer daha farklı bir yere yapacağız. Orada daha farklı köpekler var. Biraz daha tehlikeli köpekler ama ne zaman hangi köpeğin nereden çıkacağını bilemezsiniz. Bunlar en azından bildiğimiz noktalar. Yolda herhangi bir köpekle karşılaşabilirsiniz ve bunlara karşı soğukkanlı davranmanız lazım. Biz de şimdi bunu uygulayacağız. Thor Bey şu an enerji patlaması yaşıyor. Önce bir enerjisini atması için bir serbest bırakayım kendisini. Bu da bu arada küsme hareketi. Şu an onu serbest bırakmadığım için bana arkasını dönüyor. Bunu hep yapıyor kendisi. Oğlum küsme. Serbest bırakacağım seni. Tamam mı? Serbest bırakacağım. Bırakacağım. Küsmene gerek yok. Bir de böyle huy edindi. Bize küsüyor ve sırtını dönüyor. Eğer gezdirmeye çıkarmasak. Tamam bekle. Evet şimdi Thor'dan sakının. Arkadaşlar bu arada Thor tamamen fit bir vücuda sahip. Bunun sebebini de birazdan göstereceğim vereceğim yemekle. Yani zayıf vesaire olarak algılanmasın. Çünkü Thor ekmek yani karbonhidrat tarzı şeyleri almadığı için gereksiz bir yağ birikimi yok. Tamamen kastan oluşan bir köpek. Şimdi bir öğününü göstereceğim size. Hemen bir yemeğini alıp geleyim. Önce bir gösterelim. Arkadaşlar burada Thor'un yemeği var. Danabaş eti kıyması. İçinde %5 ciğer var. %5 de sakatat olarak böbrek var. Ve %10'luk kısmı yani kemik kısmını da butla karşılıyoruz. Şöyle afiyetle yiyecek. Burada tam 700 gram et var. Gel bakalım. Bekle, otur. 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 Bekle. 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 Ye. Bu arada biliyorsunuz etleri derin dondurucuda bekletiyoruz, buzlukta bekletiyoruz. Her bir etin kendine özgü bir sırası var. Fakat bir gün öncesinden de dolaba koyuyoruz. Yani normale getirip o şekilde çözülmesini sağlıyoruz. Ben dün gece biraz geç koyduğum için yarı çözülmüş halde. Yani gece 4'te koydum ve şu an saat 9. 9'a kadar ancak bu kadar çözülmüş. Yani yarı çözülmüş halde. 12'de koysaydım tamamen çözülmüş olacaktı. Ama hava güzel. Herhangi bir sorun yaratmaz. Yani buzlu eti hayvanlar yer, köpekler yer. Yalnız çok aşırı soğuklarda hastalanmasına sebep olabilir. Buna dikkat edersiniz. Yani faranjittir vesairedir bunlara sebebiyet verebilir. Şu an hava 25 derece burada. Ve çok güzel bir hava var. Yani şu an herhangi bir etki etmez. Çünkü yarı çözülmüş halde zaten. Yani yemek kabına koyacaktım. Ama Thor'un yemek kabında yememe gibi bir alışkanlığı var. Ne yaparsanız yapın oradan çıkartıyor ve yerde yemeyi seviyor. Ben de müdahale etmiyorum. Aslında eğitilebilir, öğretilebilir ama gerek yok. Canı nasıl istiyorsa sonuçta toprakta çok fazla bakteri vesaire alacağı bir şey değil. Biz de toprakta çekelim. Ye bu da. Tamam,
bekle. Bekle, hayır, 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 bekle. Al onu, ye, ye, tamam, ye. Hayır. Ye onu, ye. Orada ye, evet, al. Hayır, hayır, bekle. Burada ye. Tamam, ye. Götürme ama oraya. Hayır. Tüylerin içine götürüyorsun ama oğlum. Bunu burada ye, bekle. Bekle. Tamam, burada da yiyebilirsin. Burada ye. Hayır. Burada, burada ye. Ye. İlla kuş tüyüne batırıp yiyecek. Bitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi torçiyi etle besleniyor ve herhangi bir parazit ya da vahşileşme gibi bir şey olmuyor. Ben ufakken çok fazla eleştiri geliyordu, yorum geliyordu. Tabi bunlar bilinçsizce yapılan yorumlar. Yok vahşi olur, yok parazit olur vesaire. Yani torda herhangi bir parazit vesaire bir şey olmuyor. Şu anda gayet sağlıklı. Herhangi bir vahşileşme sorunumuz da yok. Zaten bunların olmayacağını biliyorum da. Öyle bir problemimiz de yok. Kaldı ki kuru mama kullanan arkadaşların hepsi 3 ayda bir parazit hapı kullanıyor. Yani demek ki kuru mama da parazit yapıyor ki hap kullanıyorlar. Yani bu hapı kullandığınız sürece zaten çiğ et de verseniz vesaire de verseniz herhangi bir parazit oluşumunu engellemiş olursunuz. Şimdi Tor'la bir gezintiye çıkalım. Bu arada Tor'a yeni bir zincir aldım, onu da göstereyim. Evet, Tor'a şöyle bir zincir aldım. Bunu da ilk kez denemiş olalım dışarıda. Gel bakalım oğlum. Kene mi? Evet. Kene. Kafasına kene yapışmış, şöyle gösterelim. Yürüyüşün sonunda da onu çıkartırız. Bu sefer bu tarafa doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Sakin ol şampiyon. Gel oğlum. Ne var şampiyon? Oyun mu oynamak istiyorsun? Arkadaşlar bu arada yarın, yani pazar günü Anadolu Çoban Köpekleri Festivali var. Ümraniye'deymiş. İstanbul Ümraniye'de. Orada olacağım ve oradan çekimler yapacağım eğer bir aksilik olmazsa. Yarın sabah yola çıkacağım. Ümraniye Millet Bahçesi'ndeymiş. Ben de daha önce hiç gitmedim ama navigasyonda bir şekilde bulacağım. Oradan da güzel görüntüler alacağımı düşünüyorum. Ve bu videoyu çarşamba günü yayınlayacağım bir aksilik olmazsa. Umarım güzel görüntüler yakalarız. Yani Sivas Kangalları beni çok heyecanlandırıyor, Anadolu Çoban Köpekleri. Tor'u da götürmek isterdim oraya ama sıkıntı çıkabilir. Burada Tor'u biraz salacağım çünkü çok enerjisi var. Biraz laf dinlemekte zorlanıyor. Biraz enerjisini atsın. İleriye geçince de bağlayacağım çünkü geçeceğimiz yerde köpekler var. Bu arada çok fazla soru geliyor. Amerikan staffların mahkemesi ne oldu diye. Henüz sonuçlanmadı arkadaşlar. Sonuçlanınca ben bildirisini yapacağım. Gerek topluluk kısmında gerek de videolarda belirteceğim zaten. Ama henüz sonuçlanan bir mahkeme kararı yok. Evet, artık bağlayalım çünkü geçeceğimiz yere geldik. Orada köpekler olabilir.
Ha, eskiden vardı en azından. Rottweiler'ım varken daha 2 aylık ya da 3 aylıktı. Burada yürüyüşe getirmiştim ve buradaki köpek beni esir almıştı. Tam 1 saat sürdü onlardan kurtulma. Parçalayacaklardı ama o köpekler şu an burada yok. Başka köpekler var. Evet, köpekler buradaydı. Bir tanesini gördüm aşağıda. Ama diğeri ortalıkta yok. Şöyle gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesi burada. Evet, orada avlanma pozisyonu aldı. Salsam direkt üstüne oynamaya gidecek. Diğer köpek de bunu anlamayacak ve Thor'a zarar vermeye çalışacak. Vesaire vesaire. Bizimki henüz bunun farkında değil daha. Her köpekle oynamak istiyor. Umarım hep böyle olur ama köpeklerin doğası gereği diğer köpeğin alanı burası ve onu savunmak isteyecek ve Thor'a tepki gösterecek. Arkadaşlar yürüyüşümüz bitti. Gördüğünüz gibi bizim bombanın enerjisi de bitti. Köpeklerinizi sık sık gezdirin ki böyle sakin kalabilsinler. Çünkü onlar da haklı. Güzel bir yürüyüş oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Mesela şu çeneyi de çıkartalım. Çenemiz şurada. Şurada. Şimdi onu çıkartacağım. Evet, burada görüyorsunuz. Kendisini sapasağlam çıkardım. Kafası da yerinde. Siz bunu sakın kendiniz denemeyin. Veterinere çıkarttırın. Çünkü kafası içinde kalırsa zarar verebilir. Şöyle çekelim. Evet, kan emici yaratık. Thor'u kurtardık ondan. Yani bazen oluyor. Buralarda çok fazla ot olduğu için kenede çok fazla olabiliyor. Gerçi uzun süredir gelmiyordu Thor'a. En son 5-6 tane birden gelmişti. Veterinere de çıkarttırmıştım çok fazla olduğu için. Çıkarırken de dikkat edin. Biraz hafif sağa sol süre oynatarak çıkartın. Hafif hafif çekin ki kafası içeride kalmasın. Köpeğinize zarar verebilir kafa içeride kalırsa ama bunu bence hiç uygulamayın. Ben çocukluktan beri çok fazla köpeklerden kene vesaire çıkardığım için bu işte bir sıkıntı yaşamıyorum. Siz de yaşamamanız için en iyisi veterinere götürüp ona çıkarttırmanız. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda, yani Anadolu Çoban Köpekleri Festivali videosunda görüşmek üzere. Onu da bu çarşamba kısmet olursa, herhangi bir aksilik olmazsa yayınlayacağım. Şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.